İstanbul'dan herkese selamlar, iyi bayramlar. Ben Sinan Kunter. CNN Türk ailesi adına herkese sağlık, mutluluk ve barışa vesile olacak huzur dolu bir bayram diliyorum. Memlekette bayram diyerek yola çıktığımız bu programda Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşanan bayram coşkusunu ekrana taşımaya çalışacağız. Bugün İstanbul'dayız. İki kıtayı birbirine bağlayan bu kadim kent her geçen gün değişse de güzelliklerini korumaya devam ediyor. Biz de bu programda birazdan farklı isimlerin kapısını çalacağız, İstanbul'un hikayelerini onlardan dinleyeceğiz. Lezzetleri, gizli kalmış yerleri, tarihi, İstanbul'un bize anlatacağı pek çok hikaye var. Hadi gelin başlayalım. İstanbul'u gezmeye başlamak için seçebileceğiniz bence pek çok nokta var. Ama bunlardan bir tanesi apayrı. Çünkü 3 imparatorluğa birden başkentlik yapmış bu şehri tanımaya tarihinden başlamalısınız. Ben de şu anda Sultanahmet Meydanı'ndayım. İstanbul'un en tarihi yerlerinden birindeyim ve sevgili Ömer Kokal da, kendisi bir İstanbul araştırmacısı, Ömer abiyle beraberim. Abi iyi bayramlar, nasılsınız? Sana da iyi bayramlar, teşekkür ediyorum, sen de çok iyisin. Teşekkür ederiz vaktinizi ayırıp ne bize demek? Sultanahmet'i gezdirdiğiniz için öncelikle. Şuradan başlamak istiyorum. Arkamızda Ayasofya gözüküyor. Evet. Hemen diğer tarafta kameraman arkadaşlarımın olduğu bölümde Sultanahmet Meydanı gözüküyor. Ve kentin en turistik noktasındayız. Şehri de buradan gezmeye başlamak doğru mudur? Ne dersin? Tabii ki en doğru yerdeyiz. Çünkü şehrin kalbi burası. Hatta beyni burası. Çünkü Osmanlı'nın sarayı burada. Bizans'ın sarayı burada. Osmanlı'nın en heybetli camileri ve tabii ki Ayasofya burada. Onun için de burası şehrin kalbi. Ve en doğru yerden başlıyoruz. Ve bu arada tabii görünenlerin dışında görünmeyen pek çok yere de gideceğiz. Dilersen buradan yolculuğumuza başlayalım. Başlayalım. Önce nereye gideceğiz? Nasıl bir rotamız var? Önce tabii ki ikonik yapıdan başlayacağız. Ayasofya. Ayasofya'dan biraz bahsedeceğim. Daha sonra da Ayasofya'nın arka sokaklarından, Soğukçeşme Sokağı'ndan devam edip İpodrom Meydanı'na, yani Sultanahmet Meydanı'na geleceğiz. Oradan da dediğim gibi en son çok güzel bir sürprizim olacak sana. Peki, merakla bekliyorum. Hadi başlayalım. İstanbul'un sembolleri derseniz bunların içinde mutlaka ve mutlaka arkamda gördüğünüz muhteşem yapıyı saymamız gerekir. Ayasofya Camii ya da Ayasofya Müzesi. İmparator Justinian'in İstanbul'a armağanı. Ömer abiye şöyle bir görüşümü söyleyeceğim. Galiba müteahhit imparatorlar, müteahhit padişahlar İstanbul için çok önemli kişilikler, doğru mu? Yani müteahhit mi değil mi bilemiyorum ama sonuç itibariyle vizyonu olan bir imparator. Girişimci. Girişimci ve damgasını vurmak istiyor. Bir döneme damgasını vurmak istiyor. Bunu yaparken de yalnız değil tabii. En az onun kadar hırslı biri daha var. Eşi Theodora. He. Zaten biz Ayasofya'yı aslında ona borçluyuz. Çünkü bu Nika ayaklanması olduğunda Justinianus kaçacak. Kılıyı pırtıyı toplamış, gemileri hazırlatıyor. Ancak Theodora devreye giriyor ve ona diyor ki bir imparatora yakışan en iyi kefen rengi bu imparatorların kullandığı bir renk vardır biliyorsun. Mor rengi. En iyi kefen rengi mordur diyor ve onun içinde ya şimdi terk et ya da kal burada ve savaş diyor. Justinianus da kalıyor ve dediğim gibi Nika ayaklanmasında katılan herkesi katledip onların yıktığı, yaktığı ikinci Ayasofya'nın yerine bu üçüncü Ayasofya'yı yapıyor. Dikkat et, bu üçüncü Ayasofya'dır. Bu üçüncü Ayasofya. Evet, ilkini Konstantin yaptırmıştır. Bu üçüncüsünü ise Justinianus yaptırıyor. Ve tabii en görkemlisi içlerindeki. İçlerindeki değil, dünyanın o güne kadar gördüğü en görkemli yapı ve 1000 yıl boyunca geçilemeyen bir yapı. Öyle görkemli. İçeride sizi en çok etkileyen şey nedir? Ben Kiramen Katibil meleklerinden çok etkilenmiştim. Yani serafinlerden diyorsun, serafinlerden. Kubbeyi taşıyan. Tabii onları etkileyici ama zaten ilk etkilenmesi gereken şey kubbe. Yani ilk kubbeden etkilenmek gerekiyor çünkü o güne kadar yapılmış en çap olarak ve yükseklik olarak en büyük kubbeden bahsediyoruz. Şimdi tabii restorasyon var içinde. Yıllardır da sürüyor ve sürecek de. Seninle çekim öncesi biliyorsun bir sohbet yaptık. Restorasyon ne zaman biter? Restorasyon hiç bitmez. Çünkü sürekli yerini değiştirerek o iskelelerin sürekli bir restorasyon işi devam ediyor. Çünkü bu kadar yaşlı bir bina olunca ihtiyaç da var zaten. Tabii 1500 yaşında diyoruz bak. 1500. Az önce depremlerle ilgili mesela konuşacak olursak yapıldıktan 20 yıl sonra kubbe çöküyor.
Depremde. Depremde çöküyor. Ve o mimarlardan, ilk yapan kişilerden birinin yeğeni olan Isidaros isimli bir başka mimar tekrar bir kubbe yapıyor. Yaparken de Rodos'tan Ponza taşı getiriyor. Hafif bir malzemedir. Topuk taşı deriz ya. Doğru. Onları getiriyor ve kubbeyi ve arcı onunla yaptığı için kubbe dayanabiliyor. Ama kubbe sadece bu Ponza taşıyla dayanmıyor. Sinan'ın dokunuşuyla da dayanıyor. Sinan soldaki, bize göre soldaki minareleri yaparken bir de payandalar yapıyor binayı desteklemek için. Onun için Sinan'ın da burada bir dokunuşu var ve deprem demişken hemen söyleyeyim. İstanbul'da 1766 yılında bir deprem yaşanıyor. Eyüp Sultan Camii'nden tut Fatih Camii'ne kadar hepsi yıkılıyor ama bir tek Sinan'ın camilerine hiçbir şey olmuyor. Peki devam edelim öyleyse. Sultanahmet Meydanı ne zaman gelirseniz gelin kalabalık olan yerlerden birisi. Sadece bugün için değil, tarihte de böyleydi. Çünkü burada hem Bizans döneminde hem de Osmanlı döneminde özellikle bayramlarda, Ramazanlarda büyük şenlikler düzenlenirdi. Tıpkı bugün olduğu gibi. Ömer abiden birazcık geçmişe dönelim ve geçmişte burası nasıl bir hal alıyordu onu öğrenelim. Şimdi tabii Sultanahmet Meydanı diyoruz ama adım adım geri gitmek gerekiyor. Bir öncesinde At Meydanı diyorlar buraya. At alım satımının yapıldığı yer. Ve At Meydanı'nda aynı kelimeyi kullanarak Bizanslılar da buraya hipodrom demişler. Yine aynı anlama geliyor ama onlar burada yarış yapıyorlar. At yarışlarının yapıldığı alan burası. Yaklaşık 440 metre uzunluğunda ve yaklaşık 5 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Tabii ki ne zaman o işler bitiyor, tarihe karışıyor, Osmanlı dönemine geldiğinde burası yine bir meydan. Ama bize Bizans'tan kalmış bir meydan olduğu için burası oldum olası şehrin tiyatro sahnesi, temaşa alanı. Burada kendini göstermek isteyen padişahlar, imparatorlar ve en önemlisi Yeniçerilerle halk hep bu meydanı kullanmışlar. Kimisi iyi yönde, kimisi kötü yönde. İyi yönde kullananlar Bizans imparatorları örneğin. Burayı zafer alayları olarak kullanmışlar. Zaferden dönüyorlar ve burada işte hemen arkada Sultanahmet Camisi'nin olduğu yerde sarayı var. Ve o saraydan bu alanda kölelerin ve muzaffer komutanların geçişlerini seyrediyor. Büyük bir alay, büyük bir tören. Osmanlı dönemine geldiğimizde de şehzadelerin, yine sultanların düğün alayı burada yapılıyor. Örneğin 53 gün süren şölenler var burada. Tabii bunun haricinde bayramlar olmazsa olmaz. Bayramlarda da burası özel bir alana dönüşüyor. İşte bayram yeri olarak da kullanılıyor. Ama asıl söylemek istediğim bir şey var. Bu dikili taşlar, bugün tabii baktığımızda dünyanın en eski dikili taşı arkamızda duruyor. Mısır'dan getirilmiş. Hemen diğer tarafta örme taş, yaklaşık 32 metre meydanın en yüksek dikili taşı. Ama eğer biz Osmanlı döneminde yaşıyor olsaydık bu iki taşın arasına ip gerildiğini ve ip cambazlarının bunun üstlerinde gösteri yaptığını görecektik. Onun haricinde yine örme taşa tırmanan cambazlar görecektik. Oldukça şenlikli bir alandan bahsediyoruz geçmiş için. Bu olumlu yanları. Bir de olumsuz demek istemiyorum ama halkın ifade alanı aslında burası. Ayaklanmalar burada oluyor. Kendini ifade etmek isteyen Yeniçeriler yine burada toplanıyorlar. Ve en önemlisi de burada ne oluyor biliyor musun? Bize Ayasofya'yı miras bırakan olay burada gerçekleşiyor. Nike ayaklanması diye 538-32 yılında bir ayaklanma yaşanıyor burada. Bu yarışlar yapılıyor demiştim ya, takımlar var. Maviler, yeşiller, kırmızılar, beyazlar. Bu takımlar o zamanın sadece yarış takımları değil, aynı zamanda kanaat önderleri. Ve birer parti gibi bunlar. Ve bunların aralarındaki bir anlaşmazlık dolayısıyla Justinianus bunlardan birkaç tanesini asmak istiyor. Ancak bu sefer bütün taraftarlar birleşiyorlar ve bir ayaklanma başlatıyorlar. Zafer zafer diye bağırdıkları için Nika ayaklanması deniyor buna. Ve o ayaklanmada, ayaklanmanın sonunda Justinianus 40 bin ayaklanmacıyı burada katlediyor. Eğer biz burayı kazabilseydik ve hemen arkamızda İbrahim Paşa Sarayı'nın altını kazabilseydik, orada bu ayaklanmacıların kemikleriyle karşılaşacaktık. Çünkü oraya, İbrahim Paşa'nın olduğu yere Nekra kapısı deniyor. Nekra mezarlık demek. Çünkü burada katledilenler oraya gömülmüş. Ama sadece toplu mezar. Toplu mezar. Ama sadece bu değil. Başka kemikler de karşımıza çıkacaktı. Orangutan kemikleri, zürafa kemikleri, nasıl kaplan. Yani? Şöyle ki buradaki halkı eğlendirmek, hani eğlence merkezi ya, sadece yarışla olmuyor.
onların alışık olmadığı, onlara yabancı hayvanları getirip halka gösteriyorlar burada. Bir heyecan dalgası yaratılıyor. Bir şey söyleyeceğim, orangutan getiriyorlar buraya. Şimdi hayvanın heybetine bakıp bu olsa olsa et yer diye et yedirmeye çalışıyorlar. Oysa hayvan et yemiyor. Neredeyse açlıktan ölecek. Böyle hikayelerde yaşanan bir meydandan bahsediyoruz. Vallahi çok ilginç tabii. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Dikili taş Mısır'dan getiriliyor. Dikili taşı belki bir ara anlatırım ama asıl altında bu anıtın nasıl dikildiğini gösteren bir yazıt var. Ama o yazıtın içinde bir yer var ki bize bugünün muktedirlerinin gelecekte nasıl yok edilebileceğini, yok sayılabileceğini gösteren şahane bir hikaye sunuyor. Gel istersen onu bir göstereyim. Peki. Gel. Şimdi İstanbul'da ya da Sultanahmet'te nereye giderseniz gidin Latince yazılarla karşılaşmak mümkün. Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taşın altında da Latince bir yazı var. Difficile diye başlıyor. Tahmin ediyorum zorluk demek. İspanyolca'dan ben çıkarım yaptım ama. Devamını bilemiyoruz. Devam edeyim o zaman ben. Şimdi Bizans döneminde iki dil var. Resmi dil Latince. Halkın dili Yunanca. Zaten bu dikili taşın nasıl ayağa kaldırıldığını anlatan Latince yazıt. Burada bunun Yunancası da diğer tarafta. Aynı metnin diğer tarafta Yunancasını görüyoruz. Söylediğin gibi Latince zor anlamına gelen ki İngilizce'de de biliyorsun difficult diye başlar. Evet. Çünkü önceleri çok zorlandım. Ama şanlı vali Proklos beni 32 günde ayağa dikmeyi başardı diyor. Dikili taş kendi ağzından konuşuyor burada. Evet. Onun için dediğin gibi zorlukla başlayan ve Proklos'la devam eden bir metin görüyoruz burada. Evet. Ama benim asıl söylemek istediğim bugün Proklos ismine dikkatli bakarsak kazınmış olduğunu göreceğiz. Doğru. Neden? İşte bir darbe almış. Darbe almış. Darbeden çok kazınmış ve yeni bir isim eklenmiş. Çünkü Proklos sonradan ekleniyor. Eğer orijinalini görmemiz mümkün olsaydı burada Vali Ganyos'un ismi yazıyor olacaktı. Ha. Ganyos kimdir? İşte bu dikili taşı aslında ayağa kaldıran Vali o. Ama ne oluyor? Ganyos sevilmeyen biri anladığım kadarıyla. Sevilmenin sonradan ötesinde inanç farklılıkları var. Bir tarikat üyesi. Ariusçuluk denen bir tarikat var. Aha. Ortodokslar tarafından çok haz edilmeyen bir tarikat. Uzun bir hikayesi var. Ama kısaca Ariusçu olduğu için görevinden alınıyor ve sadece görevinden alınıp belki de katlediliyor ama bununla da yetinilmiyor. İsmi her yerden kazınıyor. Kaldırıyor. Ve onun ismini kazıyıp dönemin valisi Proklon'un adını yazıyorlar buraya. Peki Ömer abi benim merak ettiğim bir şey var. Malum bu dikil taş Mısır'dan getiriliyor. Evet. Birincisi nasıl getiriliyor? Şahane. İkincisi de İstanbul pek çok deprem atlattı. Mesela 19 Ağustos'taki özellikle çok şiddetli bir depremdi. Bu dikil taşlar nasıl ayakta kalmayı başarabildi? Şimdi hemen şunu söyleyeyim nasıl getirildi. Önce ipodromun tarihine bakmak lazım. İlk Septimus Severus 196 yılında burayı yapıyor ama aradan 100 yıl geçtikten sonra asıl şeklini Konstantin veriyor buraya. Ve Konstantin şeklini verirken ortaya bazı taşlar dikmek istiyor ve Bizans'tan Mısır'dan bunu istiyor. Ancak kısmet olmuyor. İskenderiye'de yıllarca 30 yıl limanda yatıyor bu. Daha sonra gelen İmparator Theodosios bunu gemilere yükletiyor. Ancak gemilere yükletirken ne yapıyor biliyor musun? Aslında orijinali 30 metre. Dikkat et. Hiyeroglif yarıdan kesilmiş. Metin doğru. Devam ediyor 10 metre daha. Ama muhtemelen gemiye sığmadı. Ya da kırıldı bir şekilde. 10 metresi kesiliyor ve 20 metrelik bölüm gemilere yüklenerek Sarayburnu'na getiriliyor. Oradan da demir raylar, demirden taşınabilecek raylar döşenerek buraya kadar getiriliyor. Anlaşılan buraya getirmek canlarına yetiyor ki aylarca burada kalıyor. Yatık yine vaziyette. Yatık vaziyette. En sonunca daha sonra oğlu Arkadius devreye giriyor ve bunu 32 günde Vali Ganyos'a diyor ki buna kaldırın ve 32 günde ayağa kaldırmayı başarıyorlar. Ve ayağa kaldırıldıktan sonra da altına 4 tane bronz ayak ve onun da altına buradaki hipodromdaki yarışları anlatan ve taşın nasıl ayağa kaldırıldığını anlatan rölyeflerden oluşan bu mermeri koyuyorlar. Gelelim depremde yıkılmadı mı? Nasıl oldu bilmiyorum ama hakikaten ne bu ne de daha uzun olan 32 metrelik örme taş yıkılmadan ayakta kalmış. Ama Evliya Çelebi bunun cevabını vermiş zaten. Evliya Çelebi bunları birer tılsım olarak görüyor ve diyor ki örme taşın içinde bir mıknatıs vardır. Bu mıknatıs İstanbul'u depremlerden korur diyor.
Şimdi depremlerden koruyorsa Evliya Çelebi'ye göre doğal olarak bu çevreyi kendisine ve kendilerini de korumuş olmalılar diye düşünebiliriz. Tabii başta da Ayasofya ve Sultanahmet camileri, her ikisi de birer dünya mirası. Evet. Onlara nasıl baksak azdır. Peki Ömer abi, buradan ne yapalım? Yani şimdi bu kadar İstanbul gizem barındırınca içinde tabii halen daha gizli kalmış yerler olduğunu biliyorum. Evet. Eminim sen bir İstanbul araştırmacısı olarak benden fazlasını biliyorsundur. Şimdi şöyle. Beni böyle bir yere götürür müsün? Tabii ki götüreyim. Buradan oraya gidelim istersen. Bir halıcının altında olan bir Bizans sarnıcına götüreyim ben seni. Muhtemelen seni çok şaşırtacak. Az bilinen bir yer. Oraya peki devam edelim. Şimdi Sultanahmet'te pek de bilinmeyen bir noktaya geldik. Ömer abiden dinleyelim. Burası neresidir? Arkamda aslında bir apartman görüyorum açıkçası. Şimdi İstanbul'un bir görünen bir görünmeyen yüzü var. Biz görünenleri biraz anlatmaya çalıştım sana ve seyircilerimize. Bir de böyle görünmeyen gizli saklı yerler var. Bu da o iyi sürprizlerden biri. Dışarıdan baktığımızda bir apartman görüyoruz. İşte altında bir mağaza görüyoruz. Çini, halı gibi şeyler satan. O çok yanıltıcı. Bu aha görünen yüzü, bir de görünmeyen yüzü var. Dilersen ben bir şey söylemeyeyim, bir içeriye girelim. Ne demek istediğimi sen orada anlayacaksın. Sürpriz bizi bekliyor. Oo, inanılmaz. Vallahi İstanbul sürprizlerle dolu. Hakikaten görüyorsun öyle. Yani bir apartman, bir halıcı dükkanı ve altına girdiğimizde nasıl bakan bir dünyayla karşılaşıyoruz. Şu anda yaklaşık 1500 yıllık bir sarnıcın içindeyiz. Vallahi dışarıda 28 derecelik bir sıcaklık var ama burası oldukça serin. Şimdi insan böyle gizli kalmış bir noktaya gelince merak ediyor. Yukarıda bir turistik mağaza var. Peki herkes buraya girebilir mi? Ömer abiye soralım. Buraya elimizi kolumuzu sallayarak girebiliyor muyuz? Her insan buraya merak edenler gelip gezebilir tabii mi? Tabii ki girebilir. Yani dışarıdan çok anlamıyorsunuz. Apartman görünüyor, mağaza görünüyor. Ama rahatlıkla girebiliyorsunuz buraya. Ve içeriye girdiğinizde de zaten bambaşka bir dünya çıkıyor karşınıza. Tabii burası bir sarnıç. Romalılar şehirlerini sarnıçla donatmışlar. Tabii Bizans da diyebiliriz ama. Neden bunu yapmışlar? Çünkü kuşatma halinde şehrin içinde suya ihtiyaçları var. Onun içinde yüzden fazla şehrin içinde, İstanbul'un içinde sarnıç varmış bir zamanlar. Evet. Biz bugün sadece Yerebatan Sarnıcı'nı, Şerefiye Sarnıcı'nı, Binbirdirek Sarnıcı'nı biliyoruz ki bunlar popüler olanlar. Doğru. Ama onun haricinde restorasyon bekleyenler, gizli saklı kalmış olanlar, bir apartmanın altında bulunmayı bekleyenlerle birlikte yüzün üstünde sarnıç var İstanbul'da. Bunlar şu anda biz suyun içinde yürüyoruz aslında. Doğru, normalde aslında burası kullanıldığı dönemde sular altında olan bir evet yerdi. Evet, şu anda tavana kadar su olduğunu hayal etmemiz gerekiyor. Ama daha sonra Bizanslardan sonra Osmanlı İstanbul'u aldıktan sonra buraları kullanmamış. Çünkü neden? Türklerde durgun su yok. Aynen öyle. Durgun su bundan sayıldığı için kullanmıyor Türkler. Ve ne oluyor bunlar? Ya bir atölye oluyor, ya çöplük oluyor, ya üstteki binanın foseptiği oluyor. Onun için uzun süre berbat durumda kalan bu tip yapılar yavaş yavaş gün ışığına çıkarılıyor ki en iyi örneklerden biri Şerefiye Sarnıcı, yeni restore edildi, açıldı ama o bilinen ve reklamı yapılan bir yer. Oysa burası çok reklamı yapılan bir yer değil. Onun için biz bu programda en azından yeni bir şey söylemiş oluyoruz, burayı gösterelim. Ama ben burada sarnıcın üzerindeki dükkanın sahiplerini de tebrik etmek istiyorum, yöneticilerini, işletmecilerini. Çünkü hem çok iyi bakmışlar buraya, hak ettiği değeri vermişler. Hem de İstanbul'un geçmişini, tarihini anlatan çok güzel bir sergi yapmışlar burada. Yani alışveriş yapmanız şart değil, sırf bu sergiyi gezmek için bile buraya gelebilirsiniz. Tahmin ediyorum şurada da bir hipodrom maketi var ki bayağı güzel yapılmış. Şimdi hipodrom maket bize bir kere çok şey anlatıyor. Zaten mekan ve burada sergilenen şeyler hipodromla ilgili. Yani at meydanı dediğimiz, Sultanahmet meydanı dediğimiz, bugün üç dikili taştan başka pek bir şey görmediğimiz alan geçmişte nasıl görünüyormuş, bunu pek hayal edemiyoruz. İşte bu sarnıçtaki sergi sayesinde artık üç boyutlu gözümüzde sergilenebiliyor hipodromun hali. Onun için bu anlamda çok değerli buluyorum burada yapılan işi. Çünkü işte hipodromu ya da at meydanını anlatırken hayal etme konusunda ya da ettirme konusunda kişisel olarak zorluk yaşıyorsunuz. Doğru. Ama hipodromu anlatıp buraya getirdiğinizde insanları, buradaki maketi gördüklerinde taşlar yerine oturuyor. Her şey düzgün canlanabilir. Bir de sarnıç demişken şeyi de söyleyeyim. Yani bu kapalı sarnıçlar Sinan, bir de açık sarnıçlar var. Açık hava sarnıçları
Sur içinde 3 tane varmış bunlardan. Bir tanesini hatta belki sen de önünden geçmişsindir. Karagümrük Stadyumu. Hani top Allah oynanıyor ya. Evet, evet. İşte orası aslında bir Bizans sarnıcı. Bir gün gidersen yakından bak duvarlarını hala görebilirsin sarnıcın. Aslında orası bir Bizans açık hava sarnıcı. Ama ne zamanki Osmanlı geliyor oralar bostan olarak kullanılıyor. Yani şehir içi tarım yapılıyor ve şehri doyurabilecek kadar sebze meyve yetiştiriyorsunuz. Daha sonra o işte bitiyor. İşte çukur bostan dediğimiz 3 tane bostan kalıyor sur içinde. Bir tanesi Karagümrük Stadyumu. Bir tanesi hemen arkasında Yavuz Selim semtinde vardır. Bir de Altı Mermer vardır o da Cerrahpaşa'da. Bu 3 tanesi bugün park ve stadyum olarak kullanılıyor. Ama geçmişin su sarnıcı ve sebze meyve bahçeleri. Vallahi çok ilginçmiş evet. Tabii. Son bir bilgi olarak şunu da vermek lazım. Aslında sarnıçlara galiba önümüzdeki yüzyıllarda İstanbul'da tekrardan ihtiyaç duyacağız. Çünkü gittikçe su fakiri olan bir ülke haline geliyoruz. Buralar yani bu tarihi alanlar yeniden maalesef kullanıma açılabilir evet. Su ihtiyacı için, evet. Su biriktirmek için. Ya kullanımı dedim, bu dediğin tabii çok doğru ama madem henüz suya ihtiyaç duymuyoruz, ileride belki kullanılabilir ama bugün kullanabileceğimiz çok önemli bir alan var. O da bu underground meselesi, yani yeraltı, turizmde yeraltı meselesi hızla yayılıyor. Doğru. Ve İstanbul bu anlamda en zengin kentlerden biri. Paris'te mezarlığın adını hatırlayamadım şimdi ama belki gidenler gitmiştir. Yer altındaki o mezarları gezdiriyorlar insanlara ve biletleri de dünya para. Şimdi İstanbul'da sadece bununla ilgili bir rota bile çıkarılabilir. Yeraltı İstanbul'u diye. Şu anda yapılıyor, yapılıyor ama el yordamıyla yapılıyor. Yani bunu yapanlar açıkçası kahramanca bu işi yapıyorlar. Çünkü bu anlamda asıl destek vermesi gereken kişiler o sarnıçları bulmalı, restore etmeli ve bu rotanın içine eklemeliler. Son olarak hatırlatalım. Ömer abinin beni getirdiği Sultanahmet'teki bu gizli kalmış Nakilbent sarnıcı. Bayramlar dışında, tatil günleri dışında yılın 365 günü açık ve buradaki sergi ücretsiz olarak gezilebilir. Sultanahmet'i anlatmaya inanın süre yetmez ama Ömer abiyle kısa bir tur yaptık. Daha gezilebilecek çok yer var. Örneğin şu an önünde bulunduğumuz Gülhane Parkı. Yazın serinlemek isterseniz buraya gelip oturabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz. Çok güzel bir alan. Hemen buradan çıkan yol İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne çıkıyor ki benim İstanbul'da en sevdiğim müze. Hemen karşısında İslam Eserleri Müzesi var. Onları da bir başka programda gezelim diyorum. Ve Ömer abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi sen bunları sayınca benim aklıma da bu sıcakta Gülhane Parkı'nda yürüyüş düştü. Onun için ben Gülhane Parkı'na gidiyorum. Sana iyi çekimler, devam. Peki, ben de Eminönü'ne devam ediyorum. İstanbul'da farklı isimlerin kapısını çalarak bayram ziyaretleri yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Boğaz kenarındaki bence dünyadaki en güzel manzaraya sahip okullardan birindeyiz. Mimar Sinan Üniversitesi'ndeyiz ve burada öğretim görevlisi olarak çalışan bir döneme şarkılarıyla damga vuran Üçrel grubunun üyesi sanatçı Haldun Hürel'in yanına geldik. Hocam selamlar, iyi bayramlar. Selamlar, eyvallah. Nasılsınız? Sen nasılsın? Okulumuzun dediğin gibi hakikaten müthiş manzarası var. Hakikaten öyle. Yalıda yani, ders veriyoruz yani. Aynen öyle. İnsan buradan mezun olmak istemez. Evet, vardır öyle eski arkadaşlarım. Burada sonsuz hak vardı o zaman mezuniyet için. Çok güzel bir yerdir gerçekten. Abdülmecit Sultan'ın iki kızına ait bu binalar. Onun döneminde yapılan evet, yerler. Evet, onun döneminde. Cemile ve Münire Sultan, evet. Yalıları. Tabii şu bilgiyi de vermek lazım. İstanbul hakkında yazılan pek çok kitap var. Haldun Hoca da İstanbul'u yazan isimlerden biri ve İstanbul'a dair kaç kitap oldu hocam yazdığınız? Vallahi 20'ye yakın yani. Tam 20'ye bilmiyorum. Yakın. Evet. Ben bunlardan çok çeşitli İstanbul hikayeleri öğrendim ve öğrenmeye de devam ediyorum. Çünkü Haldun Hoca da yazmaya devam ediyor. Çok ilginç hikayeleri aktarıyor. Hocam birazcık sizden Ramazan Bayramı döneminde İstanbul'da neler yaşanırdı? Özellikle tarihte neler olurdu? Onları öğrenebilir miyiz? Gayet tabii yani İstanbul Osmanlı döneminde özellikle, Cumhuriyet döneminde de öyle ama Osmanlı döneminde yani 1922'den önce özellikle fetih sonrası İstanbul'da 16. yüzyıl, 16. yüzyıl Sultan Süleyman döneminde İstanbul gerçekten bir Osmanlı şehrine dönüşmüş vaziyetteydi. Her bakımdan, sosyal yaşamıyla, mimari görünümüyle ve gelenekleriyle İstanbul halkı saraydan getirilen bir düzenin içinde yaşamaya devam ediyordu ve Ramazanlar
Yani 11 ayın bir sultanı dediğimiz Ramazan ayları özel bir ritüel gerektiriyordu. Mesela camilerde, minarelerde kandil yakma geleneği. Bu benim çok ilgimi çekti. Ben böyle ilk nerede başladı konularına, ilk nerede yazıldı konularına çok dikkat çekerim, araştırırım. Koca Mustafa Paşa Camisi'nin minarelerinde ilk kandil yanmıştır. Hmm. Bugün Fatih'te, 2. Beyazıt döneminin Vezir-i Azamı. Minareler arasına mahya gerilmesi geleneği de... Ki bugün de hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Hem de yani çok görkemli bir şekilde devam ediyor. Elektriklerin kullanıldığı dönem. Doğru. Teknolojiyle bu LED aydınlatma tabii sistemleri... Tabii eskiden yoktu. Doğru. Kandiller asılırdı ve mahyacılığı bir sanattı resmen. Mahyacı ustaları vardı. Bu mahyanın ilk gerildiği cami de Sultanahmet'tir. Oo. Çok enteresandır bu. Demek Sultanahmet Camisi 1613'lerde yapıldığına göre demek ondan önce minarelere, camiye, minareler arasına mahya gerilmesi pek mümkün olmuyor. Hatta karşımızda görünen, bakın tam karşımızda Üsküdar sahilinde Mihrimah Sultan Camisi. Evet. Kıyıda, metronun yanında. Onun minaresi tekti. Ve bu tarafta yanan mahyaları Üsküdarlılar kıskanırlardı. Biz de iki minare isteriz diye tutturduklarına binaen o minarede Mihrimah Sultan zamanında tek yapılan minare iki minareye çıkartıldı ki arasına mahya gerilebilsin diye. Sultan Ramazanlarda sokağa çıkıp da böyle gezdiği zaman bazı kanunnameler yayınlanırdı. Yani Ramazan'da Sultan sokaklarda, caddelerde, ana yollarda gezdiği zaman halk ne yapacak diye. Burada en önemli şey halk kendi işlerine, güçlerine baksın. Budur. Yani kimse sultan geliyor diye işlerinden alıkonmayacak kimse. Herkes aksamayacak. Kendi çekicini çakıyorsa nalına işte böyle devam edecek. Sultan sadece geziyor. Orada gözlemler yapıyor. Genellikle bu okulun sahibi, şu anda durduğumuz okulun sahibi Abdülmecit ve ondan bir önceki Sultan Mahmut böyle İstanbul'da sık sık böyle gezerek Ramazan teftişleri yaparlardı. Hocam tabii böyle Boğaz kenarında oturunca İstanbul'da çok yüksek sıcaklık olmasına rağmen o serin esen rüzgarı burada hissetmek mümkün ama birazcık arkalara geçince maalesef bu rüzgarı hissedemiyoruz bu yoğun yapılaşmadan dolayı. Böyle arkadan geçen tekneleri, vapurları görünce eskiden ulaşım nasıldı? İnsanlar karşı tarafa kayıklarla ulaşıyordu elbet ama hangi iskeleler kullanılırdı? Çok güzel bir soru sordun. İstanbul deniz üzerinde yüzen bir kent ve dünyadaki kıtalar içinde iki kıtada da yerleşimi olan tek şehir. Doğru. İstanbul. İşte Boğaz Köprüsü'nde değil mi? Geçerken doğru. Avrupa'ya hoş geldin. Asya'ya hoş geldin. Bunu ilk kez tadan bir insanın duyduğu heyecanı bir hissedebiliyor doğru. musun? Müthiş doğru. bir şeydir bu. Deniz üzerinde yüzüyor. Deniz kokmayan bir sokak yoktu Osmanlı zamanında İstanbul'da. Çünkü yatay bir şehirdi. En fazla 2-3 katlı ahşap konaklar. Genelde menzil, tek katlı evler. Ve dolayısıyla ta Edirne kapına kadar gittiğin zaman, Edirne kapısına kadar orada denizi hissederdin, kokusunu. Ve orada Eminönü'nde gemilerin atılan çıpaları, halatları, bretut dediğin zaman oradan duyulurdu. Bak o kadar yatay bir şehir ve ses akisleri, mekanik hiçbir gürültü yok. İstanbul, Osmanlı zamanında 4 ayrı şehirdi. Fatih, Yarımada, Galata, burası, karşısı Üsküdar ve Eyüp. 4 ayrı kadısı var. Yani şimdiki vali dediğimiz. Bölgelere ayırmış İstanbul'u. En önemli deniz iskelesi Üsküdar Eminönü'dür. Bugün de öyle değil mi? Kesinlikle. Hep kalabalık. Kesinlikle, bütün kesinlikle. Vapurlar orada çalışıyor. Ve deniz ulaşımı ki düşünün bir dönem 19. yüzyılda daha gemiler çıkmadan 40 bin kayık. Neredeyse deniz yüzeyi görünmüyor. O kadar kayık var ve bunlara pereme diyorlar. Kayık kullananlara. Hepsinin yasal statüleri var. İzin. Hangi kayık hangi iskelede olacak, kaç yolcu taşıyacak. Üsküdar'a gittin güneş battı orada kalacaksın. Kalacaksın. Ve kayıkçılar genelde sarımsak nazar boncuğu taşırlar nazara karşı. Ve iskelerde bağlı kalırlar. Üsküdar Eminönü iskelesinde kılıç gibi kayıklar şimdiki motor süratiyle giderler. Yani düşünün o kadar kayıkçılarımız o kadar iyidir yani peremecilerimiz. Ancak 1856'lara kadar geldiğimizde İlk şehir hatları yavaş vapurları yavaş şehir hatları kurulmaya kuruluyor. Başlayınca artık saltanat vapurlarda kaldı. Doğru. Ve bugün İstanbul'un göz bebeği hakikaten deniz ve vapurlardır.
Hocam son olarak bir de arkamızda kalan Kız Kulesi var. Muhteşem bir hikayesi var Arkla onun da. Arkla kayalığının üstünde daha Bizans zamanında 2650 yıllık bir tarihi var İstanbul'un. Bilinen tarihi var diyorum yani sayfa sayfa bilinen tarihi. Arkla kayalığı hep duruyordu. Hep duruyordu. Onun üzerine Bizansların yaptığı bir kule vardı gözetleme, boğazı takip etmek için. Sonra Kız Kulesi bir dönem hapishane oldu. Öyle mi? Tabii 18. yüzyılda oraya bir vezir hapsedildi. İdam fermanı çıktı tam boynu vurulurken Hanım Sultan onu affetti. He. Ya düşün bir dönem karantina. Karantina bölgesi. İşi çok uygun bir yer çünkü etrafı doğru. Deniz. Bulaşıcı hastalıklar girmez çıkmaz. O dönem için kullanıldı. Bugün Kız Kulesi her ne kadar olgun ve mimari kriterleri taşıyan bir onarıma tabi olmadıysa da yine de İstanbul'un simgelerinden biridir. Ben hep şu deyimi kullanıyorum artık modern çağda. Arama motoruna İstanbul yazdığınız zaman çıkan fotoğraflardan biri işte Kız Kulesi'dir. İstanbul'da en çok fotoğrafı çekilen iki obje söyleyeyim sana tarihi. Ortaköy Cami ve Kız Kulesi. Kız Kulesi. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız için sizi ders arasında böyle böldük. Bir bayram ziyaretini de yapmış olduk. Çok teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. Sağ olun. Eminönü, Galata Köprüsü bence İstanbul'da en güzel fotoğraf çektirebileceğiniz yerlerden biri. Tarihi İstanbul'un silüeti, martılar, balıkçılar, vapurlar. Burada sizi İstanbul'a aşık edecek pek çok şey var. Şimdi buluşacağım kişi İzmir'den bu kente gelip İstanbul'a aşık olmuş bir kişi. Sevgili Bahar Akıncı. Bahar'cığım selamlar. Nasılsın? Merhaba, İyi bayramlar. İyiyim. Sana da iyi bayramlar Sinancığım. Seninle bir kere daha bir programa CNN Türk ekranına konuk olmak çok mutlu ediyor beni. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Biz de seni gördüğümüz için çok mutluyuz. Bahar'la dünyanın farklı kentlerinde buluştuktan sonra şimdi de İstanbul'da buluşmak nasip oldu. Ben size sevgili Bahar'dan birazcık söz etmek istiyorum. Kendisi hem çok güzel kent hikayeleri yazıyor hem de dünyanın çeşitli noktalarına gastronomi turları düzenliyor. Bugün de bize İstanbul'a dair gözlemlediklerini, hikayelerini paylaşacak. Ama şunu da belirtmek lazım. İzmir'den İstanbul'a geldin. Üstelik geldiğinde de çok da genç değildin değil mi? Tabii. 33 yaşındaydım. 3 sene bitti. 4. seneye girdik. Ve böyle sanki ama hep bir parçam İstanbul'daymış gibi hissediyorum ben çocukluğumdan beri. Çünkü İstanbul, İzmir'den İstanbul'a her gelişimde büyülenerek dönerdim. Evet Bahar, 33 yaşında aslında insan için birazcık böyle yer değiştirmek konusunda korkuların olduğu bir yaş. Evet. Ama iyi cesaret edip İzmir gibi güzel bir kentten bir başka güzel kente İstanbul'a geldim. Evet, aynen. Yani aslında hayatımı sıfırladım ve hiç aklımda yokken sıfırladım. Bir ailemde büyük bir kayıp yaşadım arka arkaya ve o hatıralarla İzmir'de yaşamak gerçekten çok ağır geldi. Ve bir gecede çok da sevdiğim bir arkadaşımın sayesinde, sen de tanıyorsun, Saffet Emre Tonguç, onun beni cesaretlendirmesiyle bir gecede İstanbul'a taşınmaya karar verdim ve bir hafta içinde kendimi de bu şehirde buldum. Oh, çok güzel. Martılar, Topkapı Sarayı, şahane. Aha, süper. Vapurlar, hava harika. Nasıl güzel bir şehir ya. Hadi gel şuradan bir vapura binelim. Hadi. Beni Kuzguncuk'a götür gezdir. Yaşasın. İstanbul'da en sevdiğim, yapmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Vapura binmek. Ya vapur, yani ben bir İstanbullu olarak bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü dünyanın hemen hiçbir şehrinde böyle bir şey yok. Yani ulaşım amacıyla bir vapura biniyorsun, dünyanın en güzel manzaralarını görüyorsun. Belki yanında bir de çay içiyorsun ve gitmek istediğin yere gidiyorsun. Bence muhteşem bir fırsat. Hem de azıcık bir bütçeyle. Bahar'cığım müsaadenle sana ve seyircilerimize vapurları işleten şehir hatları konusunda birkaç bilgi vermek istiyorum.
19. yüzyıldan bugüne şehir hatları hizmet veriyor. Tam 168 yıldır ve yılda tam 40 milyon yolcuyu İstanbul'un içinde taşıyor. Aslında büyük bir yükü de alıyor belki de metronun üstüne. Aynen öyle. Yani vapur olmasa trafiği düşünemiyorum. Şu vapura binince adetten de mantıları besleyelim tabii. Baharla beraber vapurda martıları besleriz diye simit aldık ama martı olmayınca gördüğünüz gibi bahar besledik. Bahar yemeye başladı simitleri. Galiba martılar artık simitçil değil de balıkçıl olduklarının farkına vardılar. Böyle bir şey olmuş olabilir. Ben ilk defa bu kadar martısız bir vapura biniyorum yani çözemedim sebebini. Öyle. Neyse biz denize atalım. Hani martı yemezse balık yer. Balık yer. Karabatak yer. Sinan döndük dolaştık, seni Kuzguncağa getirdim. Vallahi öyle, yemyeşil sokaklar, tarihi yapılar. İstanbul'un o eski mahalle dokusunu koruyan bir ortam. Vallahi çok beğeniyorum ben Kuzguncuğu. Burada da bu tarihi köşk renkli evler çok fotoğrafik duruyor. Ya Kuzguncuğu tabii en önemli özelliği aslında büyük dev süpermarketlere direnmesi. Hala fırın, bakkal, kahve, kahvehane, yani mahalle ruhunu kitapçı, evet, aynen, koruması. Manav, balıkçı. Bu küçük esnafın hala burada yaşıyor olması. Şu anda İcadiye Caddesi üzerindeyiz. Kuzguncuğa burası, bu cadde benim Kuzguncuğa hep başlama noktam. Buradan başlıyorum. Kuzguncuk Bostanı'nı geziyorum. Bu renkli köşklere, tarihi köşklere geliyorum. Çikolatacıma uğruyorum. Nail kitabımı ziyaret ediyorum. Çok sonra sokak aralarında kayboluyorum. Evet, çok seni götüreceğim çok yer var. Peki, İstanbul'a ilk gelişin de galiba bir Kuzguncuk turu sayesinde olmuştu değil mi? O hikaye enteresan. Aslında ilk gelişim değildi. İstanbul'a daha taşınmamıştım. Bir Kuzguncuk, İstanbul'a sık geliyordum zaten. Ve bir gün bir Kuzguncuk turuna denk geldim. O turda da şu mavi evin önünde bir fotoğrafım var. Göndereyim hatta ya, size onu. Gel o zaman orada senin bir fotoğrafını... Ve hiç tahmin etmezdim ki bir gün İstanbul'da yaşayacağım. Ya o zaman gel senin orada bir fotoğrafını daha çekeyim, TBT yaparsın. Tamam, süper. Bahar'cığım tabii ben fotoğrafını çekiyorum ama eminim senin o dönem çektirdiğin fotoğrafta böyle alarmlar, güvenlik kameraları bu gibi detaylar yoktu. Artık onları sen Photoshop'la bir şeyle halledersin. Ya aslında 5 sene önce çektirmiştim, o kadar da eski değil. Öyle mi? Sinan madem bayram biraz ağzımız tatlansın diye seni buradaki en sevdiğim çikolatacıya götüreyim. Vallahi Ramazan bayramında zaten adettir. Evet. Büyükler küçüklere çikolata, şekerleme bir şeyler hediye eder. Evet. Sinancığım, Kuzguncuk Bostanı'na geldik. Ben burayı çok ama çok seviyorum. Çünkü İstanbul'da son kalan bostanlardan ya. Bir tanesi. Bahar'cığım, benim İstanbul'da kaybettiğimiz değerlere dair çok üzüldüğüm bir şey de bu bostanlar. Maalesef endüstriyel tarıma mecbur kaldık. Halbuki mahalle aralarında evet, Kuzguncuk'taki gibi böyle bostanlar olsa belki işte kendi biberimizi, domatesimizi yetiştirme imkanımızı sağlar. Hem de çocukların toprakla tanışmasını sağlar. Ya Kuzguncuk Bostanı tam da bu açıdan çok önemli. İlya'nın Bostanı olarak geçiyor aslında tarihi orijinal ismi. Şu anda da Kuzguncuk Bostanı. Kuzguncukların ilmece usulüyle çalıştığı ve çocukları toprakla tanıştırdığı, temiz gıda ürettikleri çok kıymetli bir alandayız şu anda. Kuzguncuk bu tarihi dokusuyla elbette pek çok film ve diziye de ev sahipliği yaptı. Bir dönemin ünlü dizisi Perihan Abla bu mahallede çekildi. Ve tabii Ekmek Teknesi ilk akla gelenler.
Perihan Abla dizisini izleyenler, hatırlayanlar belki burayı hatırlayacaklardır. Burası Berber Muzaffer'in sahnelerinin çekildiği yerdi. Ama bugün bir kitabevi, Nail Kitabevi. Bahar'ın uğramayı sevdiği yerlerden biri. Evet. Sevilmeyecek gibi de değil. Aslında çok güzel dönüştürmüş. Aslında hikayesi de çok güzel. Çok enteresan, muhteşem bir cephe görüyorsunuz burada. Çırağan Sarayı yapılırken Çırağan Sarayı'nın dış cephesini yapan, bütün o rölyefleri yapan Ermeni ustalar burada kalıyorlarmış ve kendilerine konut olarak yapmışlar bu binayı. Her gün buradan kayıkla, aynen, ve arkada da birçok konut olarak kendilerine yaptıkları, Osmanlı'nın izin verdiği, gösterdiği noktalarla kendilerine yaptıkları evler var. Gel bir içeri görelim. İstanbul malum üç semavi dinin yıllarca kardeşçe, dostça yaşadığı bir şehir. Kuzguncuk bunun ispatı. Çünkü kilise, cami ve sinagog üçü komşu olarak birbirleriyle yaşıyorlar. Az evvel önünden geçtik. Evet. İlginç de bir hikayesi var. Ermeni Surf Krikor Lusavarich Kilisesi yapıldıktan sonra yanına bir Kuzguncuk Camisi yapılmak isteniyor. Fakat caminin alanı yeterli gelmiyor hayal ettikleri mimari için. Bunun üzerine Ermeni cemaati bahçesinden camiye yer veriyor. Ve buna saygı olarak da Müslüman cemaati, yani Müslümanlar camiyi kuran semtin önde gelenleri diyorlar ki o zaman biz de saygı olarak iki dini yapımında kubbesini aynı boyutta yapalım. Benim çok sevdiğim bir örnek bu. Evet Bahar'cığım, gördüğün gibi İzmir kadar olmasa da İstanbul'un da denize çıkan, yosun kokan sokakları var. Tıpkı Kuzguncuk'ta olduğu gibi. Üstelik denize çıkan değil, boğaza çıkan sokakları var İstanbul'un. Vallahi öyle. Hakikaten enfes bir manzaraya bakıyoruz şu anda Bahar'la beraber. Çok teşekkür ederiz bize Kuzguncuk'ta bu hızlı turu yaptırdığın için. Ya ben teşekkür ederim. Aslında Kuzguncuk'ta daha size anlatacağım, göstereceğim çok yer var ama süremiz kısıtlı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kuzguncuk'a geldiğinizde en az bir gününüzü bu güzel semte ayırın. Çünkü çok fazla yeri göreceksiniz. Çok fazla sokak, çok fazla ev, detay, fırın, manav, bakkal, kitapçı, kafe, denize inen sokaklar ve çok keyif alacağınıza eminim. Sadece esnafla sohbet etmek için bile Kuzguncuk'a gelinir. Çok teşekkürler. İyi ben bayramlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum Sinancığım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Memlekette bayramın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Programımızın sonunda istedim ki geleneksel bir İstanbul lezzeti olan tarihi Beyoğlu çikolatasıyla tatlı bir final yapalım. Başta da belirtmiştik, İstanbul'un güzelliklerini anlatmaya süre yetmez. Ama biz bunlardan bazılarını ekrana taşımaya çalıştık. Programımızı Yusuf Karakaya, Taner Şen, Mehmet Arif Önolan ve Aytül Tekin'le beraber hazırladık. Ben Sinan Kunter. CNN Türk ailesi adına herkese sağlık, mutluluk ve barışa vesile olacak huzur dolu bir bayram diliyoruz. Hoşçakalın.